Herkese merhabalar. Dilek Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kıymalı arpa şehriye çorbası yapacağım. Yapımı çok kolay ve pratik. Tadı da nefis. Çorba için gereken malzemeleri saymak istiyorum. 150 gram kadar dana kıyma, 1 çay bardağı arpa şehriye, çeyrek çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı domates salçası, tuz, karabiber, pul biber, baharatlarımız ve 1 tutam da maydanozumuz var. Şimdi çorbamızın yapımına geçelim. İlk başta zeytinyağı veya sıvı yağ, hangisini kullanırsanız hiç fark etmez, tencereye ekliyoruz. Tereyağımızı ekliyoruz ve kıymamızı ekleyip kıymamızı kavuruyoruz. Kavrulan kıymamızın içerisine 1 yemek kaşığı dolusu domates salçamızı da ekleyelim. Şöyle biraz kavuralım. 1 dakika kadar da salçayla kavurduktan sonra 1 çay bardağı dolusu şehriyelerimi atıyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Ve 1 tatlı kaşığı tuz. Tuzu siz damak zevkinize göre ayarlayın. Baharatları da 1 çay kaşığı pul biber, karabiber, kırmızı biber. Baharatlarımızı da attık. Şimdi de 2 litre kaynatmış olduğumuz suyu ilave ediyoruz. Tam 2 litre su ekledim. Şimdi kaynamaya bırakacağım. Bir 10 dakika kadar çorbamı kaynatacağım. Çorbamız kaynadı arkadaşlar. Şimdi altını kısık ateşe getiriyorum ve 10 dakika kadar pişiriyorum. Çorbamız yaklaşık 10 dakikadır pişiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şimdi terbiyesini hazırlayalım. 1-2 dakikada terbiyeyle kaynatacağız. Bunun için bir tane yumurta sarımız vardı. Yarım limonumuzun suyu. 1 yemek kaşığı dolusu da un ekliyoruz. Bunu iyice çırpıyoruz. Böyle yarım su bardağı da su ekliyorum. Bunu güzelce bir çırpıyorum. Şimdi kaynayan çorbamızın içerisine ekliyorum. Bir iki dakikada terbiyeyi koyduktan sonra çorbamızı kaynattık. Şimdi maydanozlarımızı ekliyoruz. Muhteşem bir çorba oldu arkadaşlar. Yapımı çok kolay. Şimdi de çorbamızın altını kapatıyoruz ve bir 5-10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Çorbamız dinlendi arkadaşlar. Kıvamını görüyorsunuz. Hiç başka su eklemedim. Kıvam da bence iyi. Fazla da koyu olmasın yemek gibi. Üzerine arzuya göre pul biber ekebilirsiniz. Çorba nefis oldu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki tarifimde
Buluşmak üzere. Kanalıma abone olup beğenilerinizi unutmayın. Hoşça kalın.